10 yaşında kızımın 2-3 ay arayla bademcikleri iltihaplanıyor. Doktorların bir kısmı bademciği almak istiyor. Benim sorum tekrarlanmaması için ne yapabiliriz? Tamam. Bak çok güzel. Şimdi bakın lütfen bademcik iltihaplanmasını ve faranjiti yani boğaz iltihaplanmasını, enfeksiyonlarını anne babalar lütfen dikkate alınız. Antibiyotik veriyorum geçiyor deyip sonra tekrar ediyorsa lütfen bunun kökten halledilmesi lazım. Bazen ciddiye almıyorsunuz, Allah korusun kalp romatizmasına kadar götürüyor veya juvenil romatoid artrit çocuk yaşta eklem romatizmasını tetikliyor. Şimdi burada bakın yapılacak olan şey tentürtiyotu biliyorsunuz. Yani bu şeyde yapacağınız şey tentürtiyotla bunu doktorunuza söyleyin o yapar tükürük bezinin üzerine bunu değdirecek. Bir kere onu böyle bir silmesi lazım. Şimdi tükürük bezinde veya boğazda veya bademciklerde özellikle bademcik üzerindekini ben kastediyorum. Tentürtiyotla değireceksiniz. Şimdi burada yapılacak olan şey ada çayıdır. Yani 1,5 tutam ada çayı alacaksınız. Bir de yarım tutam ada çayı alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kronik vakalarda ada çayının içerisine ebe gümecini ilave etmiş olmanız onun antibakteriyel ve antiviral gücünü 2'ye katlıyor. Hatta 3'e katlıyor. Bu kadar etkili. Bununla gargara yapacaklar. Sabah, öğle, akşam. Bir de o tentürtiyotu lütfen şey yapsınlar. Bademciğin üzerine değdirsinler. Canı yanmaz. Hiç merak etmeyin. Ve günde bir bardakta ada çayı içmesinde çok büyük fayda var. Evet Allah bunu radikal olarak kökten çözer. Değerli izleyicilerimize hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabilirim. Burada verdiğim bilgiler genel kültür anlamında sizi bilgilendirmektir. Çünkü hastalığınızın ne olduğunu bilmek sizin en doğal hakkınızdır. Ancak benim anlattıklarım doğrultusunda lütfen kendi kendinize teşhis koymayın. Mutlak surette bir tıp doktoruna, bir hekime gideceksiniz. Hekim kontrol ve önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Bir gün sohbet ediyoruz. Ben o gruba bitkisel tedavi kursları vermiştim. Bir dönem oradan tanışırız. Yıllar oldu. Bana dedi ki hocam bakın size öyle bir şey söyleyeceğim ki bu kesin tedavidir. Bak bunu tıp doktoru söylüyor. Zeytin çekirdeğini ezeceksiniz havanda. Toz haline getireceksiniz. Ve bunu tülbentin üzerine koyup boğazına saracaksınız çocuğun. Önden. Bademciklerin dıştan üzerine gelecek şekilde. Akşamdan sabaha bu sarılı duracak birkaç defa. Gerek faranjitte gerekse de bademcik iltihaplanmasında kökten radikal bir çözümdür demişti. Evet birçok insana önerdim. Gerçekten faydasını gördüler. Bu arada aklıma geldi benim de işte nereden nereye. Zaten bu bilgiyi de gene biz Mayıs ayında çıkacak olan kitapta sizlerden gelen bilgileri lütfen bu anlamda amel defterinizde açık kalacaktır. Siz öldükten sonra da o kitabı okuyanlar sizin önerdiğiniz, sizin duyduğunuz veya tecrübe ile edindiğiniz bu bilginin neticesinde insanlar uygulayıp şifa bulduğunda diyecekler ki Allah razı olsun. İşte bu sizin için kapanmayan bir defter olarak kalacaktır. Bunu ben buradan söylemiş olayım.